hep beraber bu sorunları çözmemiz gerekir diye düşünüyorum. Hem siyasiler hem sivil toplum kuruluşları olarak. Tabii Türkiye'de tarımın bence başlı başlı tek sorunu arz ve talebin dengede tutulmaması. İşte bu sene Sovan'da yaşadığımız, nohutla yaşadığımız sıkıntı var. Sağ olsun Mansur Başkanımız nohut fiyatları düşünce devreye girdi. Ankara'nın 16 ilçesinden 446 ton nohut topladı. Nohut fiyatları birdenbire 4 liradan üstüne çıktı. Yani 2200-2300 liraydı. İşte Mansur Başkan alım yapacağım deyince 4 liraların üstüne çıktı. Soğanda da bu sene üretim fazlası vardı, arz fazlası vardı. Sağ olsun sizlere söyledik, sizler de Mansur Başkan'a ulaştırdınız. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Soğan Üreticileri Birliği bir anlaşma yaptı, 1350 ton. 1450 liradan işte Büyükşehir Belediyesi ile anlaşma yaptık. Birlikte çiftçilerimizden 1000 liraya alıyor. İşte 10 kiloluk çuvallarda işçilik yaptırıyor, nakliye de dahil. Büyükşehir Belediyesi'ne günlük işte 50 ton veya 25 ton civarında bir alım yapıyor Büyükşehir Belediyesi. Yani bu da yeterli olmadı. Piyasa hiç canlandırmadı. Biz esas amacımız piyasanın canlanmasıydı, çiftçinin zarar etmemesiydi. Yani çiftçimizin elinde 120-130 bin ton civarında soğan var. Yani 1350 ton kurtarmadı yani. Sizlerden ricamız diğer belediyelerle de irtibata geçip biz hepsine yazı yazdık, gönderdik. Bizden doğrudan ihalesiz alım yapabiliyor Büyükşehir Belediyeleri. Birlik olduğu için. Evet, birlik olduğu için. Devlet İhale Kanunu'nun istisnalar başlıklı bir 3A maddesi var. O madde gereğince doğrudan alım yapabiliyor birliklerden, kooperatiflerden. Sizden ricamız onlarla da irtibata geçer. Yani piyasayı biraz canlandırmamız. Tabii. Bu anlamda bizim Mansur Başkan'dan talebimiz, ricamız olacak. Yine İstanbul olsun, İzmir olsun, Büyükşehir Belediyelerine, diğer Büyükşehir Belediyelerine bu konuda Polatlı'nın yarasına bir merhem olmasını rica edeceğiz. Talebimiz olacak mutlaka başkanım. Yani çiftçimizin talebi de çok yaklaşık önümdeki defterde 20'nin üzerinde işte birlik üyesi olmayan çiftçimiz var. Yani illa soğanımızı alın diyorlar ama bu birlikler, kooperatifler kanununda üyenin dışında alım yapma imkanımız yok. İnşallah üyelerimizden bu 1350 ton soğanı karşılayamazsak onlardan da birer kamyon alma niyetimiz var yani üye yapıp da. İnşallah. Ama sırf Polatlı'da da kalmıyor bu talepler. Evet. İşte Sivrisar'dan arıyorlar, Ayaş'tan arıyorlar, Gölbaşı'ndan arıyorlar. Kızılcaman'dan dahi arayanlar var yani soğanımız var, Büyükşehir alıyormuş. Ama herkesten de alma imkanımız yok. Yani. Evet, evet. Anladım. Şu an başlayacağı sıkıntı, hali hazırdaki sıkıntı mı? Soğan değil mi başkanım? Çünkü soğan, burada bir ay daha bekler mi başkanım? Zor. Bekler de firesi çok. Mart 15'e kadar. Evet. Mart 15'e kadar. Yani daha bekler. Şu bir ay içinde Polatlı'nın elindeki mevcut 130 bin ton, 140 bin ton soğanı bitirmemiz, satılması gerekiyor. Bu anlamda biz de acil olarak size elimizden gelen yardımı Büyükşehirler nezdinde yapacağız başkanım. İlimize, genel merkezimize, Büyükşehir'e bunu ileteceğiz. Başka da gelen sıkıntılar nedir başkanım? Tabii girdi fiyatları aşırı derecede yükseldi bu dövizin yükselmesinden dolayı. Ona da girişimlerde bulunuyoruz ama bir çözüm bulamadık, bir çare bulamadık. Evet. İşte yüksek fiyattan, o doların yüksek olduğunda, dövizin yüksek olduğu dönemde firmalar bağlantı yaptık diye geri adım atmıyor. Evet. Elektrik fiyatlarının da aslında bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. Tabii. Çünkü evde yakalan elektrik de sormada yakalan elektrik aynı fiyat olması tuhaf yani. Bu. Sulu tarımı artırmamız lazım başkanım. Evet. Bu 83 milyon insanı doyurmamız için, evet, ithalattan kurtulmamız için sulu tarımı artırmamız lazım. Ama girdi maliyetlerin içinde en yüksek payı sulama ve işçilik giderleri alıyor.
yaklaşık %50'leri buluyor. Evet. Yatırımı da yüksek bu çünkü. İşte borun maliyeti her sene artıyor. Borun maliyeti çok yüksek. İşçilik giderleri yüksek. Evet. Yani girdi maliyetlerin içinde en yüksek payı sulama oluşturuyor. Evet. Ama üretimi artırmak için de sul tarım yapmamız şart. Büyükbaşta da sıkıntı var sanırım başkanım kesinlikle. Büyükbaş nispeten çözüldü gibi. Evet. Yani 38'lere 40'lara çıktı. Öyle değil mi Hayri? Evet 38 lira başkanım. Kesimde sıkıntı var diyorlardı. Kesim olmuyor. Kesim yavaş diyorlardı. Yavaş gidiyor. Bu pandemiden dolayı evet. Başkanım. Yavaş gidiyor. Yavaş kesim. Gidiyor. Yani nasıl diyeyim. Ben dün Gazan'da bir kesim yaptım. Evet. Evet. Yani çok